1950 senesindeki Kore Savaşı'na Birleşmiş Milletler'in çağrısına uyarak yaklaşık 5000 asker göndermiştik. O savaşta bir askerin öyküsü var ki çok ilginç. Yıl 1952. 1,5 yıl geçmiş ama savaş hala sürüyor. Kore'ye giden Türk askerleri bilmediği düşmanla savaşıyor. Hem de ana yurtlarından uzakta bir yerde. Mehmetçik alışmış kendi sınırı ve yakınında savaşmaya. Nasıl savaşsın deniz aşırı bir yerde diye düşünenlere ders verircesine ölümüne çarpışıyor. Hatta buna Güney Kore ve Amerikan askerleri dahi şaşırıyor. İşte tam bu zamanda bir askerin akıl almaz mücadelesi ve delice hırsı tarihin saklı sayfalarına yazılıyor. Kore topraklarında ilerleyen Birleşmiş Milletler askerleri Kuzey Kore'ye doğru keşif için öncü birlik gönderiyor. Öncü birlik ilerlerken 22 Kızılçın askeri bunu görüyor ve keşif birliğine ateş açmaya başlıyorlar. Keşif birliğindeki bir asker buna çok kızıyor ve süngüsünü takarak 22 Çinli askere saldırıyor. Bir subay ve 3 askeri öldüren bu asker hızını alamayıp kaçmak zorunda kalan 18 Çinli askerin de peşine düşüyor. Yıl 23 Nisan 1959. Kutlamalar bütün gün sürüyor. Kore'de savaşmış bir gazi askere Amerika'dan gelen bir madalya veriliyor. Törende Amerikan Generali Williams tarafından gönderilen kahramanlık madalyası gazimizin göğsüne takılıyor. Binlerce insan onu izliyor ve alkışlıyor. Gülümsemeye çalışıyor kalabalığa. Bir yandan sürekli kafasını sallayarak tebrikleri kabul ediyor. Oysa bu askerin aklı hala Kore'de. Kaçan 18 düşmanı nasıl vuramadım diye hayıflanıyor. Bu anların yaşandığı yer Giresun. 22 askeri tek başına kovalayan gazi Giresun'un Burhaniye köyünden Necdet Ayhan Çavuş. Mekanı cennet olsun. Kahramanımıza minnettarız.